Merhaba Enerji Günü izleyicileri, ben Eylül Uygunoğlu. Tarih 17 Haziran 2020 günlerden çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. BOTAŞ, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi ile Türkiye arasında kurulacak doğalgaz boru hattının etüt ve mühendislik çalışmalarını yürütecek şirketin seçimi için 30 Haziran'da yapacağı ihaleyi iptal etti. Alman hükümetinin ekonomik teşvik paketinin 2030 yılına kadar 320 milyar euro değerinde bir enerji yatırımını tetikleyebileceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası Goldman Sachs, yenilenebilir enerji yatırımlarının 2021 yılında ilk kez petrol ve doğalgaz yatırımlarını geçeceğini tahmin etti. Geçmişte enerji sata çeşitli yönetim kademelerinde yer alan Berna Öztunas, de facto ayrılarak Genel Enerji İnsan Kaynakları Başkanı oldu. BP önümüzdeki 10 yılda petrol fiyatlarının %20 ila 30 oranında düşmesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri elektrikli araç üreticisi Tesla, lityum-iyon pil üretim ve tedariği için Japon Panasonic ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Hepsine ve daha fazlasına enerjigunluğu.net'ten ulaşabilirsiniz.